Biliyorsunuz ilginç günlerden geçiyoruz. Bir yanda sözde muhalif basın, diğer yanda yandaş basın. Türkiye'yi araya alıp mutlu mesut yaşayan iki kutup. İyi Parti'ye karşı birleştiler. El birliğiyle herkes İyi Parti'yi tartışıyor. Ne mutlu bize. Neymiş? İyi Parti zor durumdaymış. Bak sen hele. Seçmene verdiği sözlerin hiçbirini tutmayanların keyfi yerinde, milletimizi enflasyona ezdirenlerin keyfi yerinde, memleketi kaçak hendeğine çevirenlerin keyfi yerinde, ama yetkiyi alıp Türkiye'yi düze çıkarmak için sabırsızlanan İyi Parti zor durumdaymış. Seçimleri el birliğiyle Sayın Erdoğan'a hediye edenlerin keyfi yerinde, parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde, %60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde, ama tüm itirazlarında haklı çıkan, sözünün değeri daha yeni anlaşılan İyi Parti zor durumdaymış. Dün %60 ile kazanırız yalanını üretenler bugün çıkıp İyi Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun, biz artık alıştık. Çünkü bunların tıyneti böyle. Hiç kusura bakmasınlar. İyi Parti'de güneş yerinde, her şey yolunda. Yok, lütfen oturun. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ ol, çok sağ ol, teşekkür ederim. Bozkurtların da yuvası değil mi? Şöyle yapıyor. Böyle diyor, Akşener'in yuvası diyor da. Onun için dedim. Sağ ol. Ama bu yaşadıklarımız kesinlikle tesadüf değil. Hatırlayın, dün sözümüz dinlenseydi ve bu milletin tartısına, milletimizin bizden talep ettiği bir adayla çıksaydık, bu en çok kimi üzerdi? Elbette saray ve eşrafını üzerdi. İşte bu nedenle kazanacak aday dediğimiz için bizi topa tuttular. Ama %60'la alırız diyen akılsızlara dokunmadılar. Peki bugün İyi Parti'nin hür ve müstakil siyasetinden en çok kim çekiniyor? Elbette saray ve eşrafı çekiniyor. Peki sizce saray medyası ve trolleri neden İyi Parti'ye ittifak baskısı kuran malum odaklara destek veriyor? Sebebi çok açık. Çünkü ittifak içinde flulaşan parti kimliğimizin artık berrak bir şekilde görünmesinden korkuyorlar. Çünkü milletimizle İyi Parti arasına diktikleri duvarların ortadan kalkmasından korkuyorlar. Çünkü müstakil kimliğimizle kaşıyabilecekleri bir yaramız, istismar edecekleri bir açığımız olmadığı için korkuyorlar. Çünkü ittifaklara yapışan çamurlar İyi Parti'ye yapışmaz diye korkuyorlar. Çünkü milletimizi İyi Parti'den uzaklaştıracak yeni bir bahane bulamadıkları için korkuyorlar. Ya da en önemlisi, siyaset ve ticaret için inanç hortumculuğunun uydurdukları sahte milliyetçiliğin sefasını artık süremeyecekleri için korkuyorlar. Çünkü dejenere olmamış Türk milliyetçilerinden korkuyorlar. Geleneklerine, değerlerine ve cumhuriyetine sıkı sıkıya bağlı Atatürkçülerden korkuyorlar. Vatanına, milletine,
Bayrağına, dinine sadık, Türkiye sevdalılarından korkuyorlar. Yani Türkiye'nin iyi ve cesur evlatlarından, yani sizlerden korkuyorlar. Yandaş medyada, sözde muhalif medyada istediği gibi yazıp çizsin. Korkmaya devam edecekler. Çünkü biz daha yeni başlıyoruz. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Biz biliriz ki yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz. Çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı Dağı'na. İyi Parti olarak bugün açtığımız yol işte öyle çetin ve kutlu bir yoldur. Milletin cebine eline sokanlarla bu yol aşılmaz. Gözünü hırs bürüyenlerle bu yol aşılmaz. Vicdanını nefsine esir edenlerle bu yol aşılmaz. Kendini milletten çok sevenlerle bu yol aşılmaz. Kişisel hesapların peşine düşenlerle bu yol aşılmaz. Yalandan, dedikodudan, iftiradan medet umanlarla bu yol aşılmaz. Bu yol cesurlarla aşılır. Bu yol erdem sahibi, vicdan sahibi insanlarla aşılır. Bu yol önce millet, önce memleket diyenlerle aşılır. Bu yol iyilerle, sizlerle aşılır. Emin olun, bu yolu hep birlikte aşacağız ve yolun sonunda mutlaka başaracağız. Başaracağız, başaracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.